Medeniyete hoş geldiniz değerli izleyenler. Günün gelişmeleriyle karşınızdayız. Gelişmelerden önce gündeme çıkan başlıkları geliyor ekranlarınıza. Kayseri'de tam kapanma sonrası yoğunluk, vatandaşlar kısıtlamanın bitmesiyle soluğu dışarıda aldı. AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu açıklamalarda bulundu. Çopuroğlu neler söyledi? Büyük Kılıç'tan Millet Bahçesi'ne Kent Müzesi müjdesi, yakında ihalesi yapılacak. Müslüman olan kadın müftüyü görünce ağladı. 19 yaşındaki Müller ismini Zeynep olarak değiştirdi. Husumetli gruplar kavga etti. 5 kişi yaralandı, 3 kişi tutuklandı. Eskablo Kayserispor Teknik Direktörü Koşu Kavak açıklamalarda bulundu. Hepsi ve daha fazlası haber saatinde. Evet, Kayseri'de vatandaşlar 17 günlük tam kapanmanın bitmesinin ardından soluğu dışarıda aldı. Cumhuriyet Meydanı'ndaki insan ve araç yoğunluğu ise kameralara yansıdı. Şimdi o görüntüleri birlikte izleyelim. İçişleri Bakanlığı tarafından koronavirüs tedbirleri kapsamında 17 gün boyunca uygulanan tam kapanma sona erdi. Kapanmanın sona ermesiyle beraber Kayserili vatandaşlar da soluğu dışarıda aldı. Kapanmayla beraber yoğunluğun azaldığı Cumhuriyet Meydanı da yeniden dolup taştı. Yaşanan insan ve araç yoğunluğu da havadan görüntülendi. AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu yaptığı açıklamasında tam kapanmaya denk gelen Ramazan ayında teşkilat olarak çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti ve Ramazan ayını değerlendirmeye çalıştıklarını söyledi. AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu yaptığı açıklamada partinin Ramazan ayındaki çalışmaları hakkında bilgiler verdi. Çopuroğlu Ramazan ayını değerlendirme gayreti içerisinde olduklarını söyledi. Tabii burada zikretmiyoruz ve sosyal medyada paylaşmadık ailelere ziyaretlerimizi vesairelerimiz ama hep dikkat ettiğimiz bir husus vardı. Bize ulaşan veya bizim bildiğimiz tüm ailelere ulaşmamız gerekir, gayret etmemiz gerekir. Biz binlerce aileye ulaşmak suretiyle karınca kararınca zaman zaman bir simit poğaça olabilir, zaman zaman farklı şeyler olabilir. Küçük ikramlarda bulunduk, aileleri ziyaret ettik. Varsa bir talepleri onları dinledik. Özellikle yaşı 65 üzerinde olan sokağa çıkmakta fırına kadar dahi gitmekte sıkıntısı olan abilerimiz, büyüklerimiz varsa il teşkilatlarımıza, ilçe teşkilatlarımıza söylediğimiz üzere ne ihtiyaçları varsa görülmesi noktasında. Hem belediyelerimiz ciddi manada çaba sarf ettiler. Hem de biz de ziyaretlerimizi eksiksiz tamamlamaya gayret ettik. Özellikle bir konu var ki bu Ramazan-ı Şerif'te İftara 5 Kala programlarımızın sosyal medyada yayınladığımız için çok burada bahsetmemiz gerekir mi bilmiyorum ama iftar saatinde evde olması gerekirken sokakta sokakta bulunan, arabasıyla yetişmeye çalışan insanlarımız olabileceğini düşünerek yıllardır bizden önceki başkanlarımızın icat ettiği bir uygulamayı biz de devam ettirdik. Neler vardı bunlar? Sembolik, belki parasal değeri büyük değil ama manen büyük olduğunu düşündüğümüz bir kete, yanında bir su, belki de bir hurma olabilir veya lokum olabilir. İkramlarımız oldu. Gençlik kollarımız cansıpırane bu konuda çalıştılar. Sonrasında iftardan hemen sonra televizyon programları oluyordu. Sağ olsun televizyon şirketleri olsun, diğer medya yayın organları olsun. Bu dönemde güzel yayınlar gerçekleştiler. Birkaçına da bizi davet ettiler. Biz de iştirak ettikten sonra çıkışta özellikle ziyaret ettiğimiz birkaç nokta vardı. Bunlardan bir tanesi de taksi durakları. Sayın Cumhurbaşkanımız da taksi duraklarına zaman zaman ziyaretlerde bulunuyor. Hem oradaki atmosferi dinlemek, varsa bizden veya farklı bir yerden temennileri onları dinlemek, yerine getirmek gayretinin içerisinde olduk. Birkaç ziyaretten sonra hemen arkasına zaten vakitte hızlı geçtiği için sahur geliyordu. Sahur programları yaptık. Özellikle sahurda bir şekilde Kayseri'de bir hasta yakın olduğunu düşünün. İşte cebinde parası olabilir, imkanı olabilir ama o saatte, sahur saatinde götürdüğünüz sıcak bir pidenin ciddi manada manevi bir güzelliği oluyor. Arkadaşlarımız bunu hazırlayarak ikram etmek noktasında bize ulaştılar. Bunları sosyal medyada yayınlamadık. Çünkü bu yapılan işler belki farklı anlaşılır diye. Çünkü bu yaptığımız işlerde biz teşkilat olarak Kayseri'nin her noktasında teşkilatlanabilmiş, bu organizasyonları yapabilmiş
yapabilecek kabiliyette olan bir partiyiz. Özellikle bizden önceki başkanlarımıza teşekkür ediyorum bu gayretlerinden dolayı. Ancak şunu da bilmek lazım. Her ne kadar son dönemde sağlık personellerinin çok ciddi manada gayretlerine, özellikle de çalışmalarına şahitlik ediyoruz. Fedakarca çalışmalarına şahitlik ediyoruz. Belki bir miktar sağlık personeli ön planda gözüküyor olabilir ama bir başka ön planda olan devlet memurları, emniyet mensupları var. Bunlar da soğukta, sıcakta, sahurda, iftarda devletimizin verdiği talimatlar çerçevesinde şehrimizin değişik noktalarında çalışmalar yapıyorlar. Bizlerin ve sağlığımızın güvence altında olabilmesi için. Onları ziyaret ettik. Gerek karayolların Kayseri'nin girişindeki Ankara-Kayseri Karayolu'nda, işte Adana-Kayseri Karayolu veya işte Malatya-Kayseri Karayolu veya şehir içindeki emniyet mensuplarımıza zaman zaman iftarlık, zaman zaman da tekrar söylüyorum, yaptığımız işler sembolik, parasal büyüklüğü çok önemli olmayan, sadece hatırlanmak maksadında yapılmış işlerdir. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nin içerisine bir müze yapılacağının müjdesini verdi. Başkan Büyükkılıç, projenin hazırlandığını ve ihalesinin yapılacağını söyledi. Kayseri'nin kadim tarihinin yanında özellikle yakın tarihinin yoğun olarak vurgulanacağı Kayseri Kent Müzesi çalışmalarının projelendirme sürecinde son aşamaya gelindi. Kent açısından büyük önem arz eden bu müze 1 milyon 260 bin metrekarelik Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi içerisinde yer alacak. Müze ve sosyal tesislerle Millet Bahçesi sosyal etkinlik alanlarının yanında ülkenin en önemli kültür parkı haline gelecek. Başkan Büyükkılıç, 150. yılda 150 proje kapsamında yer alan Kent Müzesi projesine ilişkin yaptığı açıklamada müzenin herkesin uğrak yeri olacağını ifade ederek Kayseri'mizde Kent Müzesi adı altında önemli bir başka müze çalışmasını daha yapıyoruz. Kayseri Kent Müzesi şehrin tarihi süreciyle birlikte Kayseri'nin önem arz eden değerlerini içerisinde barındıracak olan ve Millet Bahçesi'nin içerisinde herkesin bir uğrak yeri olacağına inandığımız önemli bir müze. Projesini hazırladık. İnşallah yakında ihalesi var diye konuştu. Açıklamasında Büyükşehir Belediyesi olarak mazeret değil, aksine hizmet üreterek çalışmaları sürdürdüklerini belirten Başkan Büyükkılıç, Kayseri'yi tanıtmak adına pek çok konuda çok sayıda müze inşa etme sürecinde olduklarını belirterek şunları kaydetti. Mazeret üreterek değil, tam aksine mazeret üretmeksizin hizmet üretme anlayışı içerisinde çalışmalarımızı sürdürdüğümüzü de paylaşmak istiyorum. Müzeler vatandaşlarımız tarafından oldukça yoğun ilgi görmektedir. Buradan hareketle Kayseri'yi müze şehri değil, müzeler şehri haline dönüştürme anlayışıyla gereken gayreti gösteriyoruz. Büyükşehir bu yönde çalışmalarını sürdürüyor, sürdürmeye devam edecek. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, karantina dolayısıyla hayvanlarına su götüremeyen çiftçi Ömer Dede'nin talebine anında cevap vererek 20 ton su gönderdi ve hayvanları susuzluktan kurtardı. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri'de çiftçilik yapan, hayvanlarını Yılanlı Dağı'nda yaylada otlatan ve koronavirüs testi pozitif çıktığı için karantina nedeniyle hayvanları susuz kalan 33 yaşındaki çiftçi Ömer Dede'ye anında yardım elini uzattı. Başkan Büyükkılıç, kendisine cep telefonundan hayvanlarının susuz kaldığını ve karantinadan dolayı dışarı çıkamadığını belirten bir mesaj atan çiftçi Dede'ye tankerle 20 ton su gönderdi. Çiftçi Ömer Dede, Başkan Büyükkılıç'a zor durumda bırakmadığı için minnettar olduğunu belirterek, Yılanlı Dağı'nda hayvanlarla birlikte yaylada kalmak için gelmiştim. Geçen hafta salı günü rahatsızlanınca test yaptırdım. Pozitif çıktı. Hayvanların yanında kendi isteğimle karantinada kaldım. Suyu dışarıdan alıyordum ama karantinada bulunmamdan dolayı ayrılamadım dedi. Başkan Memduh Büyükkılıç'a mesaj attığını ve anında karşılık verildiğini söyleyen Dede, hayvanların suyu hiç yoktu. Tankın başında su bekliyorlardı. Memduh Başkanımıza bir mesaj atayım dedim. Olayın konusunu ve hayvanların fotoğrafını başkanımıza attım. Kendisi toplantıdaymış. Memduh Başkan hemen talimat vermiş. Daha sonra telefonda konuştuk. Başkanımız, hayvanlarına da seni de susuz bırakmayız. Bayramınızı kutlarız. Geçmiş olsun diye konuştu. Ardından tankerle 20 tonluk su gönderildi ifadesinde bulundu. Çiftçi dedi, Başkan Büyükkılıç'ın bu yaklaşımı sonrası onur ve gurur duyduğunu belirterek mutluluğunu şu sözlerle anlattı. Arkamızda birilerinin olduğunu görmek çok güzel bir duygu. Başkanlarımız tarafından böyle bir yaklaşımda bulunmaları nedeniyle onur ve gurur duydum. Herhangi bir su sıkıntısı çekmedik. Sıkıntımı çözdüler. Başkanımıza teşekkür ediyorum.
ediyorum. Büyükşehir Belediye Başkanımız Memduh Büyükkılıç'a minnettarım. Beni zor durumda bırakmadı. Melik Gazi Belediye Başkanı Doktor Mustafa Palancıoğlu, Ramazan Bayramı'nın bitmesinin ardından mesainin ilk gününde belediye personeliyle bayramlaştı ve onlara kolaylıklar diledi. Kolay gelsin. Bayramımızı tebrik ediyoruz. Cenab-ı Allah birlik, beraberlik, huzur içerisinde nice bayramlar inşallah eriştirsin. Birimleri gezerek mesai arkadaşlarıyla tek tek bayramlaşan Başkan Doktor Mustafa Palancıoğlu, pandemi süreciyle geçen bir bayramı daha geride bıraktık. Bayramın sonrasındaki ilk mesai günümüzde personelimizle bayramlaştık. Bayram için mutluyuz ancak hemşehrilerimizle ve yakınlarımızla kucaklaşamadığımız için üzgünüz. İnşallah bu bayramda aldığımız tedbirlerle önümüzdeki bayramlara hep birlikte virüssüz ulaşacağız ve kucaklaşarak bayramlaşacağız. Bu zor şartlar altında çalışan mesai arkadaşlarımıza bir kez daha teşekkür ederim. Bundan sonra da el birliğiyle ilçemize hak ettiği hizmeti sunacağımızdan şüphem yok. Daha güzel çalışmalar için elimizden gelen bütün çabayı hep birlikte gösteriyoruz ve göstereceğiz. Melikgazi Belediyesi ailesinin üyeleri olan değerli çalışma arkadaşlarımın Ramazan Bayramı'nı kutluyor, birlik ve beraberlik içerisinde geçireceğimiz nice sağlıklı ve huzurlu bayramlar diliyorum dedi. Ve bir diğer Melik Gazi haberiyle devam ediyoruz değerli izleyenler. Melik Gazi Belediye Başkanı Doktor Mustafa Palancıoğlu, E-Devlet ve E-Belediye uygulamasının dijital altyapısının belediye olarak başarılı bir şekilde uyguladıklarını söyledi. Resmi yazışma ve kayıt altındaki tüm çalışmaların bilgisayarla internet üzerinden yapıldığını ve belediye olarak e-imza ile hizmet ve yatırımları kısa sürede sunduklarını hatırlatan Başkan Doktor Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi Belediye Akıllı Şehirler uygulamasını gerçekleştiren nadir kurumlar arasındadır. Belediyenin tüm iş ve işlemleri bilgisayar ve internet üzerinden yapılmaktadır. Vergi ödeme, imar projeleri onayı, imar planlamaları, plan ve projelerin onayı, araç takip sistemi, otomatik sulama gibi tüm çalışmalar internet üzerinden gerçekleştirilmektedir. Şu anda proje olarak bina kimlik sistemi çalışmasına hazırız dedi. Bina kimlik sistemiyle tüm binalara dijital bir çip takılacağını ve çip içerisinde binanın projesi, teknik bilgileri, elektrik ve su sistemi gibi bilgilerin bulunacağını ifade eden Başkan Palancıoğlu, bu dijital veri sayesinde mülk sahiplerinin her türlü bilgilerini cep telefonundan öğrenebileceklerini sözlerine ekledi. Kocaeli'nin Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, yapılan her çalışmayla Kocaeli'nin ilçesini kalkındırdıklarını ve gelecek nesillere daha iyi bir Kocaeli bırakmak için emin adımlarla yürüdüklerini söyledi. Başkan Çolak Bayraktar, ekiplerin yaptıkları çalışmalarla Koca Sinan'ın daha güzel bir şehriye kavuşmasına katkı sağladıklarını ifade etti. Başkan Çolak Bayraktar, Koca Sinan ve Kayseri için çalışmaya ve üretmeye hız kesmeden devam edeceklerini sözlerine ekledi. Koca Sinan Belediyesi olarak sahadaki çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bütün ekiplerimizle birlikte Koca Sinan'ımızın her bölgesinde çalışmalar devam ediyor. Nerede hayat var ise, nerede bir yaşam var ise burada belediye hizmeti var. Ve belediye hizmeti dediğinizde de hafta sonusu, bayramı, tatili olmaz. Her daim vatandaşa hizmet üretmek zorundayız. Gecesinde, gündüzünde bu hizmeti vatandaşa ulaştırmalıyız ki vatandaş huzurlu bir şekilde hayatına devam etsin. Biz de bu anlayış içerisinde bayramın ikinci gününden itibaren çalışmalarımızı başlattık. Şu anda Mobilya Kent'teyiz. Özellikle burada kapanma dönemiyle birlikte, tatil olmasıyla birlikte esnaflarımızın olmamasını bir fırsat bilerek gerek Temizlik İşleri Müdürlüğümüzdeki personelimizde temizlik faaliyetlerimiz, gerek park bahçeyle birlikte biçilmesi gereken çimler, otlar temizlik faaliyetleri, veteriner hizmetlerimizle birlikte ilaçlama faaliyetlerimiz, fen işlerimizle birlikte yapılması gereken tadilatlar, bakım, onarımlar, velhasıl bütün belediye birimlerimizle birlikte Koca Sinan'ımızın her bir köşesinde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bütün çabamız, gayretimiz hemşehrilerimize daha huzurlu bir şekilde, daha sağlıklı bir şekilde bir ortamda yaşamalarını sağlayabilmek. Emeği geçen bütün personelimize tebrik ediyorum. Onlar bayramı tabii ki aileleriyle birlikte yaşamakla birlikte bütün bir Koca Sinan ailesiyle bayramı yaşayabilmek için bu çalışmaların içerisindeler. Bizler sizlere hizmet edebilmek için, sizlerin hayatını kolaylaştırabilmek için olağanca gücümüzle çalışmalarımıza devam ediyoruz.
Palas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın eğitime büyük önem verdiklerine dikkat çekerek ilçede bazı bölgelere okul kazandırmaya devam ettiklerini söyledi. Mevlana Mahallesi'nde yapımı devam eden 32 derslikli okul inşaatında incelemelerde bulunan Başkan Yalçın, kaba inşaatın tamamlanmak üzere olduğunu ifade ederek, "Eğitim bizim öncelikli konularımızdan birisi. O yüzden ihtiyaç duyulan bölgelere okul binası kazandırmaya devam ediyoruz. Mevlana Mahallesi'nde geçtiğimiz yıl Kasım ayında temelini attığımız 32 derslikli okulun kaba inşaatı bitmek üzere. 5 ay gibi kısa bir sürede oldukça hızlı mesafe kat ettik. Kısa sürede bitirip eğitim camiamızın hizmetine sunacağız inşallah," dedi. Başkan Yalçın toplam 5 katlı binada 32 dersliğin yanı sıra 2 laboratuvar, 2 atölye, 2 kütüphane odası, öğretmenler odası ve çok amaçlı salon gibi bölümlerin yer alacağını da sözlerine ekledi. Alman vatandaşı genç kadın Kayseri İl Müftülüğü'nde düzenlenen ihtida töreniyle Müslüman oldu ve Zeynep ismini aldı. Duygusal anlar da yaşandı. Zeynep ismindeki genç kadın rüyasında daha önce Müslüman olduğunu gördüğünü ve hocanın da Kayseri İl Müftüsü Şahin Güven olduğunu aktardı. Şimdi o duygusal törenden yansıyanları izleyelim. Annesi Alman, babası İspanyol olan 19 yaşındaki Saskia Michelle Müller, rüyasında imamla birlikte camiye gittiğini görünce İslamiyet'e geçmeye karar verdi. Müslüman olan kardeşlerimize bir kısım hediyeler veriyoruz. Bu hediyelerden birisi Kur'an-ı Kerim. Bu Kur'an-ı Kerim Almancası. Müslüman olmak için Kayseri İl Müftülüğü'ne başvuran Saskia Michelle Müller için ihtida töreni düzenlendi. Müller, tören için salona giren il müftüsü Şahin Güven'i görünce gözyaşlarına hakim olamadı. Törende Müftü Güven, İslam'ın ve imanın şartlarını anlattı. Öncelikli olarak Allah'ın varlığına ve birliğine iman etmek. İkincisi Allah-u Teala'nın insanlara peygamberler gönderdiğine iman etmek. Hazreti Adem'den itibaren Hazreti Musa, Hazreti İsa, bütün peygamberler biz iman ederiz. Bu peygamberlerin en sonuncusu ise Hazreti Muhammed Mustafa'dır. Üçüncüsü Allah-u Teala peygamberler vasıtasıyla insanlara kitaplar gönderir. Daha sonra kelime-i şehadet getirerek Müslüman olan 19 yaşındaki Müller ismini Zeynep olarak değiştirdi. Eşhedü. Eşhedü. En la. En la. İlahe. İlahe. İllallah. İllallah. Ve eşhedü. Ve eşhedü. Enne. Enne. Muhammeden. Muhammeden. Abduhu. Abduhu. Ve Rasulü. Ve Rasulü. Ben. Ben. Şahitlik. Şahitlik. Ederim ki. Ederim ki. Allah'tan başka. Allah'tan başka. Tanrı yoktur. Tanrı yoktur. Yine ben. Yine ben. Şahitlik. Şahitlik. Ederim ki. Ederim ki. Muhammed. Muhammed. Allah'ın. Allah'ın. Kulu. Kulu. Ve elçisidir. Ve elçisi. Elçisidir. Elçi. Elçisidir. Sidir. Evet. Kendi dininde bir şeylerin eksik olduğunu, İslamiyet'i tanımaya başladığında kendisini daha iyi hissettiğini ifade eden Müller, "Komşularımız küçük yaşta bize geldiklerinde namaz kılarken görmüştüm. Orada etkilendim," dedi. Klein waren und da habe ich deine Mutter ja beten gesehen und dann habe ich die Religion kennengelernt durch dich, durch meine Freunde. Küçük yaşta bizim evimize geldiğinde annemi namaz kılarken görmüştü, ondan etkilendi. Ondan sonra çevresinde Müslüman arkadaşları olduğu için hayatlarını gördü, yaşantılarını gördü ve etkilendi ondan. Danach habe ich ja die Religion besser kennengelernt und dann auch diesen Traum gehabt. Dinimizi daha yakından tanıdı, ondan sonra bir rüya gördü zaten. Hoca gördü, camiyi gördü, oraya gittiğini gördü, ziyaret ettiğini gördü. En çok da zaten rüyası etkiledi onu. Und dann habe ich mich dazu entschlossen, weil ich dann mich mehr informiert habe, ob ich dann das mache und dann habe ich gesagt, dass ich es mache. Ve kendini daha iyi hissetti ve zaten öncelerinde kendi dininde bir şeylerin eksik olduğunu fark etmişti. Ve ne kadar çok İslam'ı tanımaya çalıştıkça kendini daha iyi hissettiğini anladı. Was deine Familie sagen wird.
Es wird am Anfang voll schwer sein, es denen zu sagen. Onlar şu anda çok fazla bilmediği için başta diyor bir zorlanabilirim onlara söylemek için ama diyor. Weil ich die einzige aus der Familie bin, die dann halt. Çünkü ailede tek ben olacağım diyor farklı bir dini olan. Ama başta diyor kızsalar bile diyor zamanla benim iyi olduğumu, bana iyi geldiğini görürlerse diyor kabul ederler onlar da diyor. Hast du geweint, als du unser Hodge, also warum du geweint hast, was du gefühlt hast? Ich habe ja einen Traum gehabt, wo ein Mann zu mir hergekommen ist und meine Hand genommen hat und ich habe ihn einfach gesehen. Gördüğü rüyasında bir hoca görmüştü, onun yanına gelip onu götüren, camiye götüren. O hoca diyor gözümde canlandı ve o rüyamda gördüğüm hoca bu hocaydı dedi. O yüzden duygulandığını söyledi. Hem buraya aile ziyaretine, benim ailemi ziyarete gelmek için hem de bu konuyu daha çok araştırmak için burada. Warum du hergekommen bist? Biz de o zaman şöyle bir tavsiyede bulunalım. Annesine, babasına, varsa kardeşlerine, yakın akrabalarına o kadar güzel, tatlı dille kendisini anlatsın ki. Familie dich einfach so schön erzählen, gut erzählen. Onlar Zeynep Hanım vasıtasıyla İslam'ı tanısınlar. Dass sie dank dir deine Familie auch den Islam kennenlernen. Belki de inşallah kendisine hidayet nasip olduğu gibi ailesine de nasip. Weil vielleicht wollt ihr deiner Familie auch etwas machen, dank dir, weil sie dank dir dann sehen werden. Bunun için de bol bol namazlarından sonra dua etsin. Deswegen sollst du auch beten. Immer wieder dafür. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ya ilahel alemin. Bu ihtida merasimimizi bizlere hayırlı ve mübarek eyle. Biraz önce kelimeyi şehadet getirerek hem de Arapça, Almanca ve Türkçe olarak üç dilde kelimeyi şehadet getirerek Müslümanlığını ilan eden Zeynep kardeşimizin bu Müslümanlığını kendilerine hayırlı ve mübarek eyle. Bundan sonraki hayatında Müslümanca yaşamayı kendisine nasip eyle ya Rabbi. Bizleri Peygamberimize komşu eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, bizleri bu dünyadayken kelime-i şehadetin şuuruyla yaşayanlardan eyle. Bu dünyadan ayrılırken de hep birlikte buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulü. Kelime-i şehadetini söyleyerek bu dünyadan ayrılabilme bahtiyarlığını lütfeyle ya Rabbi. Sübhane Rabbike Rabbil İzzet amma yasifune ve selamun alel murselin. والحمد لله رب العالمين الفاتحة. Yahyalı Belediyesi Mayıs ayı olan meclis toplantısını yaptı. Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk başkanlığında yapılan toplantıda 6 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı. Toplantıda belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere 2 adet sinek ilaçlama aracı alınması, Orta Anadolu Kalkınma Ajansı proje başvurusunda bulunulması, gündem maddeleri görüşülerek oy birliğiyle karara bağlandı. Meclis toplantısında meclis üyelerinin bayramını kutlayan Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk şunları söyledi. Geçmiş Ramazan bayramımız mübarek olsun. Buradan Filistinli kardeşlerimize alçakça saldıran işgalci İsrail Devleti'ni kınıyorum. Şehit olan Filistinli kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralanan kardeşlerimize acil şifalar diliyorum. Filistin halkının her zaman yanındayız. Bu bayram sevdiklerimizden uzakta, evlerimizde buruk bir bayram geçirdik. Rabbim tez zamanda koronavirüs illetinden bizleri kurtarsın. Eskiden olduğu gibi coşkulu geçen, sevdiklerimizle doya doya hasret giderdiğimiz bayramlara kavuşalım. İnşallah alınan tedbirler ve aşılama çalışmaları neticesinde Kurban Bayramı'nı daha güzel bir şekilde kutlarız diye konuştu. Evet değerli izleyenler, şimdi ekranlarınıza gelecek görüntüde hatırlayacaksınız. Bir baba kızını ve eşini bıçaklayarak yaralamıştı. O kocanın davası yeniden görüldü ve 16 yıl 9 ay hapis cezası onandı. Kayseri Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Okan T. sesli ve görüntülü bilişim sistemiyle katıldı. Ayrıca müşteki eş A.T. ve taraf avukatları da mahkeme salonunda hazır bulundu. Cumhuriyet savcısı bozmadan önceki verdiği mütalayı tekrar ederek sanığın eşi kasten öldürmeye teşebbüs ve yaralama suçlarından cezalandırılmasını istedi. Mahkeme heyetine savunmasını veren tutuklu sanık Okan T. ben olaydan bir gün önce tır dorsesi getirdim. Başka bir dorse alacağım için bir gün tırda yattım.
Daha sonra üzerim çok kirlenince üzerime bir şeyler almak için butiğe girdim. Butikte merdivenden çıkarken yukarıdan kızım baba diye bağırdı. Sonra da eşim polis diye bağırdı. Kızım bana biber gazı sıktı. Yanımda bıçak vardı. Bıçağı çıkardım ama yaralama gibi bir kastım yoktu. Kızım benim kolumu tuttu. Bıçağın iradesi bende değildi. Bıçağı ben attım, kimse almadı. Yalan söylüyorlar. Çok şükür kızıma bir şey olmadı. Olay anında orada düşebilirdi. Ben çocuğumu korumak için zarar gördüm. Ben eşimi ve kızımı çok seviyorum. Ben öksüz büyüdüm. Kızım öksüz büyümesin. Ben beraatımı talep ediyorum dedi. Müşteki eş A teyze kocasından şikayetçi olduğunu söyleyerek, tasarlayarak öldürmeden ceza almasını istiyorum dedi. Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Okan T'nin cezasını değiştirmeyerek, sanığa önceki cezası olan 16 yıl 9 ay hapis cezası verdi. Övülmedi, kendi durmadı. Ben şahidim, hiç kimseden bir şey görmedi. Ben onunla. Nefes alamıyorum, yapma. Nefessiz kal. Kendi sıktı o biber gazını da abi, bana sıktı. Sen salla kafanı. Kayseri'de uyuşturucu maddeyle yakalanan sana 16 yıl 6 ay hapis cezası ve 33 bin TL para cezası uygulandı. Kayseri 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık ST, sesli ve görüntülü bilişim sistemiyle katılırken sanık avukatı duruşmada hazır bulundu. Cumhuriyet Savcısı tutuklu sanık hakkında uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan mahkumiyet kararı verilmesi yönünde mütalaa verdi. Kendini savunan sanık ST, ben kesinlikle uyuşturucu madde satmadım. Anneler yalan söylemez. Annem verdiği ifadede yemin etti. Sadece içiyorum. Miktarın fazla olmasının sebebi ise başka yerden 100 TL'ye aldığım maddeyi 25-30 TL'ye buldum. Bu nedenle ben de fazla aldım. Ben suçsuzum. Beraatımı talep ediyorum dedi. Mahkeme heyeti tarafından yapılan yargılamada tutuklu sanık ST'ye uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan 16 yıl 6 ay ve 33 bin TL para cezası verildi. Evet, Kayseri'nin Talas ilçesinde geçtiğimiz günlerde 5 kişinin yaralandığı silahlı kavgada 3 kişi yakalanarak gözaltına alınmıştı. O 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Necan, neredesin lan? Bahçeli Evler Mahallesi 6153. sokak üzerinde geçtiğimiz günlerde meydana gelen olayda 4 kişilik grup aralarında husumet bulunan şahısların bulunduğu eve geldi. Şahısların eve gelmesiyle iki grup arasında çatışma çıktı. Silah seslerini duyan vatandaşlar durumu polise bildirdi. İhbarın ardından olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Geniş güvenlik önlemleriyle binaya giren sağlık ekipleri yaralılara müdahale etti. Silahla vurularak yaralanan 5 şahıs ekiplerce binadan çıkarılarak ambulansa bindirildi. Yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırılırken polis ekipleri ise bina önünde olay yerinde inceleme yaptı. Ekipler tarafından yapılan çalışmalarda olaya karıştığı belirlenen 12 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıslar sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. Tutuklanan 3 kişi cezaevine gönderildi. Nisan'da başlayan ve 17 gün süren tam kapanmanın bitmesinin ardından Kayseri Otosanayi'nde de bir yoğunluk yaşandı. Şimdi o yoğunluk getirelim ekranlarınıza. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısından sonra yaptığı açıklamayla 29 Nisan'da başlayan tam kapanma süreci bugün sona erdi. Normalleşme sürecine girilmesiyle beraber iş yerlerini açan otosanayicilerde ise araç bakım ve tamirini yaptırmak için gelen vatandaşlar yoğunluk oluşturdu. Kapanma sürecinin ardından işlerinin yoğunlaştığını söyleyen 10 yıllık motor ustası Deniz Himmetoğlu, "Hafta başındayız ve iş yerlerinin açılmasıyla bayağı bir yoğunluk var," dedi. Tam kapanma döneminde devletimizin 17 günlük kapatma sürecinde biz de kurallara uyarak 17 gün içerisinde evde kaldık. Yasaklara uyduk. İş yerimizi açmadık. Hafta başında işlerimiz açılmasıyla bayağı bir yoğunluk var. Sanayimiz bayağı kalabalık. Müşterilerimizin 17 gün kapanma sürecinde araçlarına bakım yaptıramadıkları için bugün sanayimize geldiler.
araçlarını yaptırmak için. İşler böyle devam ederse bu hastalığın da sona ermesiyle işlerimizin açılmasını talep ediyoruz. Yasakların kaldırılmasını talep ediyoruz. Yasakların kaldırılmasıyla da işlerimizin rayına oturacağını düşünüyoruz. Yani evde geçti ama iyi geçti. Sağlığımız için gerekiyordu. İş yerleri kapandı. Sanayi bugün pazartesi, ayın 17'si son yasaklar bitti. İşlerimiz yoğun, çok şükür. Kapanmadan önce işlerini yaptıramayan kişiler, bakımlar yaptıramayanlar, şu an ondan dolayı bakım yaptırmaya gelenler ve işte bu süreçte kaza yapanlar, bundan dolayı bir yoğunluk var. Bundan dolayı da iyi yani işlerimiz. Yani böyle giderse iyi olur piyasa. Ve doğa turizmiyle devam edeceğiz bültenimize değerli izleyenler. Bünyesinde Kapuzbaşı Şelaleleri, Hacer Ormanları, Yedi Göller ve Demir Kazık gibi bazı kaynak alanlarını bünyesinde bulunduran Aladağlar Milli Parkı Ukraynalı turistleri ağırladı. Aladağlar Milli Parkı'nın doğal hazinelerini keşfetmek için aylar öncesinden rezervasyonlarını orman köşkleri için yaptıran Ukraynalı turistler 3 gün boyunca alanı ziyaret ederek fotoğrafladı. Yerli ve yabancı ziyaretçiler için Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'nce 14 adet yaptırılan orman köşk evlerinin yapımı 2018 yılında tamamlandı. 1995 yılında Milli Park olarak ilan edilen Aladağlar Milli Parkı'nda dağcılık, kaya tırmanışı, rafting, doğa yürüyüşleri ve dağ bisikleti gibi aktiviteler yapılabilmektedir. Evet, Kayseri'de kargo sektöründe çalışan ve klasik maket otomobil tutkusuyla yaşayan koleksiyoncu Ramazan Özkan, klasik otomobil tutkusunu gerçeğine binerek sürdürüyor. Ramazan Özkan, bir insanın sigara alışkanlığı gibi kendisine de klasik otomobil alışkanlığı olduğunu belirtti. Kuşaklara dedikleri gibi 90'lı kuşaklarında bu arabalar biraz daha meşhurdu, biraz daha öndeydi. O yüzden bizde o zamandan kalma bir heves, bir aşk diyelim buna hatta. Yani oradan biz maketleri biriktirmeye başladık. Ondan sonra işte hem nostalji olsun hem özel olsun anlamında bize bu hastalık yani oradan kalma. Lakin güzel bir hastalık oldu. Nasıl bir insanın sigara alışkanlığı varsa bizim de böyle bir alışkanlığımız, böyle bir tutkumuz var. Bu da en azından sağlığa zararlı değil. Daha da güzel, daha da hoş bir hastalık diyelim bizimki. Yani bu heves aslında çocukluğumuzdan beri olan bir heves ama imkanlar el vermediği için yani başlayamadık, biriktiremedik. Yani hepsini tedarik edemedik. Fakat son bir 5-6 yıldır buna ağırlık verdik, biriktirdik ve işte bugünkü seviyeye ulaştık. Ondan sonra dediğim gibi işte bu nostalji hastalığı böylelikle devam ediyor şu an. Şu an bu arabalardan bir tanesi gerçek olmak şartıyla aşağıda kendisi. Şunun hatta aynısı mavi rengi. Onunla birlikte totalde 75 falan var şu an için. Aslında daha da fazla olacaktı fakat gelen giden ondan sonra gören isteyen arkadaşlarımız oluyor. Onları da kırmak istemiyoruz tabii ki. Ondan dolayı gelenlere de nacizane eli boş göndermek olmuyoruz. Birkaç tane de veriyoruz, alıyorlar. Yok deme şansın olmuyor. Ondan dolayı biraz sayımız burada kaldı. Lakin eğer isteyene vermeseydik ya da tutmuş olsaydık hepsini elimizde rahat 100-150'yi görmüş olurduk yani sayı olarak. Yani şöyle söylemek gerekir. İşin açığı biz bunu geçmiş zamandan beri biriktirmeye başladığımız için yani o zamanlar biraz daha fiyatları uygundu, birazcık daha düşüktü. Lakin şimdi tekrar bu düzeni oluşturayım istersen en az 3000 lira, 5000 lira belki daha fazla yani 3 aşağı 5 yukarı rakamlar söylüyorum. Onları rahatlıkla bulabilir. Çünkü her şeyin değeri de artıyor. Artık bu da bir hastalık olduğu için yani araçlar da kıymetli oldu artık. Yani her yerde her şeyi bulamıyorsun. Biz bile mesela aynı araçtan olmasın diye tek tek gidip hatta başka şehirlerden aldığım araçlar bile oldu. Yani aynı model, aynı araba olmasın. Amacımız yani burada bir nostalji rüzgarı oluşturmak. Hepsinden atıyorum al yazmalımdan tut da Hacı Murat'a kadar,
Hacı Murat'tan ne bileyim bir Vosvos'a kadar, bir Toros, bir Şahin. Yani bunları hep ayrı ayrı totalde topladık. O yüzden bunlar şu anki meblağıyla dediğim gibi 3000, 5000 belki daha fazla, belki aşağı o fiyatta da çıkabilir. Böyle bir alışkanlığı çocuklarına da aşılamak istediğini ifade eden Özkan sözlerine şu şekilde devam etti. Gönlümüz o yönden yana, babadan oğula, babadan evladına kalmasını istiyoruz, isteriz. Çünkü bu yani aşılanabilecek güzel bir alışkanlık, güzel bir duygu olabilir diye düşünüyoruz. Yani mutlaka başka öğreteceğimiz, göstereceğimiz bu hayatta çok şeyler var fakat böyle masumane bir duyguyu ya da böyle bir aşkı, sevgiyi evladımıza aşılamayı isteriz. Gönlümüz o yönden yana, bakalım Rabbim ne gösterir, ne olur. Orasını tabii ki bilemiyoruz. Lakin bunlardan hiçbir çocuğun vazgeçeceğini ya da hayır diyeceğini de zannetmiyorum zaten. Gönlümüz o yönden yana, bakalım kısmet. Evet değerli izleyenler, günün gelişmeleriyle karşınızda olduk. Bültenimizin sonunda sporda yaşanan gelişmeler, paranın notları ve hava durumu gelecek ekranlarınıza. Güzel bir hafta geçirmeniz dileğiyle, hoşça kalın. Radyo Plus, günün gelişen spor haberlerini sunar. 42 hafta süren Süper Lig 2020-2021 sezonunu 41 puanla 17. sırada tamamlayan Kayserispor, ligin en az gol atan takımı oldu. Geride kalan sezonda 40 maça çıkan Sarı Kırmızılılar, rakip filelere sadece 35 gol atabildi. Topladığı 41 puanla ligi 17. sırada tamamlayan Kayserispor, ligde mücadele eden 21 takım arasında 35 golle en az gol atan takım oldu. 40 maçta 9 galibiyet, 14 beraberlik ve 17 mağlubiyet alan Sarı Kırmızılı takımın en golcüsü 9 golle İlhan Parlak oldu. Attığı 35 gole karşılık kalesinde 52 gol gören Kayserispor sezonu -17 averajla tamamladı. Kayserispor 2019-2020 futbol sezonunda oynadığı 34 maçta rakip filelere 40 gol atmıştı. 35 golün 34'ü Sarı Kırmızılı futbolcular tarafından atılırken bir gol ise rakip futbolcular tarafından kendi kalesine atıldı. 42 hafta süren Süper Lig'de kalmayı başaran Kayserispor oynadığı 40 maçta 41 puan toplayabildi. Ligin son haftasına 41 puanla 17. sırada giren ve sahasında Fenerbahçe ile karşılaşan Kayserispor bu müsabakayı yenik tamamlamasına rağmen Gençler Birliği'nde Trabzonspor'a yenilmesiyle kümede kalmayı başardı. 2020-2021 futbol sezonunda Kayserispor'da 6. teknik direktör olarak görev yapan Yalçın Koşukavak, ligde kaldıkları için mutlu olduklarını belirterek, ligdeki son maçımızı kazanıp sezona galibiyetle nokta koymak istedik. İyi de futbol oynadık ama ikinci yarıda maçı kaybettik. Buna rağmen sezonu istediğimiz noktada tamamlayıp kümede kaldık. İçimizde buruk bir sevinç var dedi. Yalçın Koşukavak yazılı açıklamasında da, tutkumuz ve inancımızla beraber çok zor bir süreci geride bıraktık. Hep beraber inandık, hep beraber hayal ettik ve başardık. Sayın Başkanımız Berna Gözbaşı başta olmak üzere tüm yönetim kurulu, şehrimizin ileri gelenleri ve Kayserispor sevdalılarına göstermiş oldukları sabır ve destekleri için teşekkür ederim. Yıllardır kahrımı çeken, gece gündüz alışan ekip arkadaşlarıma ve 20 gün boyunca sürekli konuşan ve koşuşturan beni, saygı ve sevgiyle dinleyen, elinden gelen her şeyi yapan tüm oyuncularımıza, son olarak da bizlerin bir dediğini iki etmeyen tüm kulüp çalışanlarımıza canı gönülden teşekkür ederim cümleleri kurdu. 42 hafta süren Süper Lig'de sezonu 41 puanla 17. sırada tamamlayan Kayserispor'da hedefe ulaşmanın mutluluğu var. Sarı Kırmızılı takımın en önemli oyuncularından birisi olan Pedro Henrique, zorlu günlerden geçerek takımı kümede bırakmayı başarmanın gururunu yaşadıklarını söyleyerek, "Kümede kaldığımız için çok mutluyum." dedi. Fenerbahçe ile oynanan ligin son maçı sonrasında gözyaşlarını tutamayan Pedro Henrique, "Bu sezon çok zorluklarla oynadım. Ocak'ta, Şubat'ta ağrılarımla sakat sakat oynadım. Tepki çektiğim günler oldu. Ama ben forma için çok mücadele ettim. Zor süreçten sonra hedefe ulaşmak çok mutlu etti," dedi. Brezilyalı Pedro Henrique, Fenerbahçe maçında attığı golle Kayserispor formasıyla bu sezonki gol sayısını 8'e çıkardı. Sarı Kırmızılı takımda 10 numaralı formayı giyen Pedro Henrique, geride kalan sezon Erzurumspor, Göztepe, Konyaspor, Denizlispor, Hatayspor,
Gençler Birliği Beşiktaş ve Fenerbahçe maçlarında takım adına goller atarken bunların ikisini penaltıdan kaydetti. Sezonun ikinci yarısında Leh Poznan takımından kiralık olarak transfer edilen ve sezonun tamamlanmasının ardından Leh Poznan takımına dönen Carlo Muhar veda etti. Hırvat orta saha oyuncusu yaptığı paylaşımda, "Bu ailenin bir parçası olduğum için çok mutlu ve gururluyum. İnişli çıkışlı sezondu ama karakteri ve kaliteyi gösterdik ve amacımıza ulaştık. Bize inanan herkese teşekkürler," dedi. Carlo Muhar Kayserispor'da 16 maça çıktı ve 1 gol 1 asistlik performans sergiledi. 1211 dakika süre alan Muhar, son maçın ardından sarı kırmızılı camiaya veda ederek ayrıldı. 2020-2021 futbol sezonunda Kayserispor'da en uzun forma giyen isim savunma oyuncusu Dimitrios Kolovetsios oldu. Yunan stoper lig maçlarında 3150 dakika sahada kaldı. 42 haftalık lig maratonunda en çok sahaya çıkan isim 38 maçla İlhan Parlak oldu. En az süre alan futbolcularsa 104 dakikayla Ömer Uzun aldı. Süper Lig 2020-2021 futbol sezonunu 41 puanla noktalayan Kayserispor'da 7 futbolcu kırmızı kart gördü. Sarı kırmızılı takımda Rumen futbolcu Cristian Sapunaru 2 kez kırmızı kart gördü. Kayserispor'da kırmızı kart gören oyuncular şunlar: Cristian Sapunaru, Pedro Henrique, Aaron Lennon, İlhan Parlak, Mudat Çelik, Miguel Lopez. Kayserispor'da 29 futbolcu 78 kez sarı kart gördü. Takımın en çok sarı kart gören oyuncuları Pedro Henrique, Aziz Beyiç ve Dimitrios Kolovetsios oldu. ...2020-2021 sezonunda 10 galibiyet 16 mağlubiyet alan, Avrupa Kupası'nda çeyrek final oynayan Bellona Kayseri Basketbol, hafta içinde Ayhan Avcı ile görüşme yapacak. Ayhan Avcı ile yapılacak görüşmenin ardından yeni sezona ilişkin adımlar atacak olan Bellona Kayseri Basketbol, önceliği Ayhan Avcı ile anlaşmak olarak belirledi. Son 15 sezondur takımın başında olan Ayhan Avcı ile yeni sezonda da yola devam etmek istediklerini söyleyen Bellona Kayseri Basketbol Sportif Direktörü Ahmet Bozbey, "Ayhan hocam aileden birisi gibi. Görüşüp yeni sezonla ilgili yol haritası belirleyeceğiz. Yeni sezonda da olmasını istediğimiz Ayhan Avcı ile anlaşmayı umut ediyoruz," diye konuştu. Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan ve 12 ay boyunca hizmet verebilen yüksek irtifa kamp merkezindeki sahalar futbol takımları için hazırlanıyor. Erciyes Master Planı çerçevesinde yapılan ve Kayseri için önemli bir kazanım olan yüksek irtifa kamp merkezi, spor turizminde de Kayseri'nin söz sahibi olmasını sağlayacak. Kayseri'de bulunan ve doğa harikası konumunda bulunan, geçtiğimiz günlerde uluslararası bisiklet yarışlarına ev sahipliği yapan Koromaz Vadisi'nin tanıtımı için Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü de atağa geçti. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü sosyal medya hesapları için çekilen tanıtım filminde milli bisikletçi Furkan Akçam'ı kamera karşısına geçirdi. Milli bisikletçinin doğa harikası Koromaz Vadisi'nde pedal çevirdiği görüntüler dikkat çekti. Gelişen spor haberlerini sundu.